Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Geçen ayki seminerde tamam problem çözüldü. Yer sıkıntısı çekmiştik. Gelen arkadaşlarımızın bir kısmı ayakta kalmıştı, bir kısmı geri gitmişti. Bu arada bayan arkadaşlarımız da büyük bir olgunluk göstererek salonlu erkek izleyicilere terk etmişlerdi. İnşallah bundan sonra bu salonda devam edeceğiz. Böyle bir arıza yaşamadan İHA bizi buradan atana kadar devam edeceğiz inşallah. Yapmak istediğimiz şey başlangıç itibariyle varlığımızı anlamlandırmak. Yani insanoğlu düşünme kapasitesiyle, ilmi birikimiyle, tecrübeleriyle kainatta nerede duruyor? Onu yaratanla münasebeti, varoluşsal ilişkisi nedir? Kendisini ve yaşadığı hayatı anlamlandırırken nasıl bir zemin üzerinde hareket edecek? Bunun temelini atmaya çalışıyoruz. Bu önemli bir mesele. Hayatımızda biz farkında olsak da olmasak da genellikle farkında olmuyoruz. Hayatımıza yön veren temel düşünce kodlarını oluşturan bir mesele bu. İnsanın yaratıcısıyla ilişkisi, bütün hayatını anlamlandıran bir şey. Kendisini ve yaratıcıyı nasıl bir anlam örgüsü içerisinde anlamlandırıyorsa, tanıyorsa daha doğrusu, insan hayatını o çerçevede şekillendiriyor. Varlığı biz ikiye ayırmıştık. İki temel kategoride ele alınması gerektiğini söylemiştik. Mutlak varlık ve mümkün varlık yahut izafi varlık. Mutlak varlık Allah Teala, mümkün ya da izafi varlık Allah Teala dışındaki her şey, alem, evren, kainat. Varoluş itibariyle, varlık itibariyle, varlığının özellikleri itibariyle bu iki varlık kategorisi arasında çok temel farklılıklar var. Dezavantajımız şu ki biz mümkün varlıklar olarak, var edilmiş varlıklar olarak var eden varlık hakkında fikir yürütmek, imani fikretmek durumundayız. Nasların bize yol göstericiliğinde tuttuğu ışık altında bizim varlığımızı Allah Teala'nın varlığı ile karşılaştırmaya çalışıyoruz. Burada önemli bir kırılma alanı var. Allah Teala gibi hiçbir şey yok. Ne varlıkta, ne esmada, ne efkalde, ne ahkamda. Dolayısıyla onun bizim alemimize, bizim varlık boyutumuza taalluk eden haberleri, ihbaratı bizim kavramlarımızla bize ulaşmış. Biz o kavramları kendi anlam boyutumuz içerisinde bir yere oturtuyoruz, öyle anlamlandırıyoruz. Bu sefer de dönüp bu anlam örgüsünü Allah Teala hakkında düşünmeye başlıyoruz. Zihnimiz böyle işliyor. İşte esas bu noktada kırılma başlıyor. Biz bize ait bir dünyanın, bizim dünyamızın
kavramlarını, temel kodlarını Allah Teala hakkında düşünürken de mecburen devrede tutuyoruz. Başka bir imkanımız yok çünkü. Ama şunu hep dikkatte tutmak lazımdır. Muhkem naslar ve tenzih nasları, tenzih özellikli naslar esasında bu mesele düşünülürse vartaya düşmekten emin olunabilir. Vartaya düşmekten emin olmanın tek yolu da budur zaten. Onun için geçen sohbette Fahrettin Razi merhumdan nakletmiştik. İlahiyat bahislerine girdiğinde insan kendisine yeni bir akıl ve yeni bir fıtrat edinmelidir. Yani yeni bir düşünme biçimi edinmelidir. Çünkü yeni ve farklı bir alana girdiniz artık. Allah Teala mutlak varlık dedik. Mutlak varlık ne demek? Mümkün varlık olarak bizim mutlak varlık hakkında fikir yürütmemiz, onu anlamaya çalışmamız doğal da bunu ideal biçimde yapmamız zor. Öyle noktalar geliyor ki Allah'ın şanına layık olduğu biçimde gibi cümleler kurmak zorunda kalıyoruz. Bunlardan birisi varlığımızın başlangıcı meselesi. Biz diyoruz ki insan hadis, muhdes bir varlıktır. Alem muhdestir, hadistir. Yani varlığının bir başlangıç noktası vardır. Zaman içinde var olmuştur. Zamanı aşan bir varlığı yoktur. Ama Allah Teala için böyle bir şey söz konusu değil. Varlığı yaratan o, zamanı da yaratan o. Dolayısıyla Allah Teala'nın varlığı hakkında konuşurken zamansal düşünmemeliyiz. Zamanı yaratan o çünkü. Zaman onun mahluklarından bir mahluk. Bu bakımdan ezel meselesini düşünürken, ezel problemini, kavramını daha doğrusu düşünürken zamanla bağlantılı düşünmemeliyiz. Genellikle böyle bir kestirmeden düşünce biçimi vardır bizde. Ezeli işte diyelim ki zamanda başlangıcı olmamak gibi bir şekilde tarif ediyoruz. Ezel nedir? Geriye doğru zamanda ne kadar giderseniz gidin başlangıcı olmamaktır. Hayır. Ezel bu değil. Geriye doğru zamanda ne kadar giderseniz gidin zaman içinde kaldığınız sürece ezeli kavrayamazsınız. Anlattığınız şey ezel olmaz. Çünkü zaman içinde konuşuyorsunuz. Zamanla kayıtlı konuşuyorsunuz. Allah Teala'nın ezeli olması zamansal olmamak kaydıyla varlığının başlangıcının tasavvur olunamamasıdır. Çünkü bir varlığın varlığının başlangıç noktasını tasavvur ettiğiniz anda o noktada o varlık muhtestir. Başka biri tarafından var edilmiştir. Demek ki ezel kavramının zamanla bir ilgisi yok. O bir varlık boyutu. Biz muhtes varlıklarız. Bizim varlık boyutumuz budur. Allah Teala ezeli tek varlıktır. Tabi sadece ezelle ilgili bir şey değil. Allah Teala'nın bütün esma ve efalinin, bütün sıfatlarının özelliği budur. Onun için kelam alimleri vahdaniyet vahdaniyet meselesi üzerinde dururken beş temel özelliğe dikkatimizi çekmişler. Birincisi zat
zatta birlik, Allah Teala'nın zatında vahdaniyet. Onun zatı gibi başka bir zat yok. Onun zatının hususiyetinde başka bir zat ya da zatlar yok. Varlık itibariyle böyle, var ediş itibariyle böyle, varlığının anlamı itibariyle böyle. İkincisi, Allah Teala'nın esma-i ilahiyesinde vahdaniyet. O isimlerde de Allah Teala tektir. Esma-i Hüsna'dan bazılarının bazı varlıklara ıtlak olunması mecazidir. Tıpkı bizim varlığımızın Allah Teala'dan gelmiş olması gibi onun bazı esmasının mümkün varlıklar hakkında kullanılması da izafidir, mecazidir. Üçüncüsü sıfatta vahdaniyet. Allah Teala'nın sıfat-ı ilahiyesinde ortağı yoktur. Esma-ı ilahiyesinde ve zatında ortağı, şeriki, benzeri olmadığı gibi. Bu önemli bir mesele. Sıfat ve esma arasında ontolojik bir ilişki var. Biri diğerini gerektirir. Biri diğerini zorunlu kılar, biri diğerinin zorunlu sonu. Allah Teala hakkında söz gelimi Kur'an'da kullar hakkında da kullandığımız bir takım sıfatlar ya da sıfat fiiller kullanılır, kullanıldığını görüyoruz. Sözün başında da dediğim gibi vartaya düştüğümüz noktalardan birisi burası. Allah Teala'nın gazap etmesinden bahsediyor naslar. Allah Teala nasıl gazap eder? İnsan nasıl gazaplanırsa öyle mi? Hayır. Çünkü insanın gazaplanması arızi bir şeydir. Yani bir araz durumudur. Kelamcıların tabiriyle bir araz durumudur. Ama Allah Teala'nın gazaplanması bir halden bir hale geçiş tarzında olmaz. Bir halden bir hale geçiş mümkün mahluklara mahsus bir şeydir. Muhtes varlıklara mahsus bir şeydir. Bir halden başka bir hale geçiş, muhtes olmanın en bariz vasıflarından biridir. Hareket de böyledir. Hareket bir halden bir hale geçiştir. Ve mümkün varlıklara mahsus bir şeydir. Fahrettin Razi merhum diyor ki, talebelik yıllarımda havadis la evvele leha meselesini inceliyordum. Başlangıcı olmayan havadis. Bu nasıl bir şey? Başlangıcı olmayan havadis olur mu? Bu bir iltizam varılmış bir sonuçtur. Yani işte İbn-i Teymiye'de bunu bariz bir şekilde görüyoruz. Allah Teala'nın arşa istiva etmesini mekansal bir fiil olarak anlıyor. Allah Teala'ya havadis hulul etmeyeceğine göre Allah Teala'nın arşa istivasının da hadis olmaması lazım. O zaman ezelden beri Allah Teala'nın arşa istiva ediyor olması gerekir. Havadisten onu tenzih etmemizin böyle bir sonucu, zaruri sonucu var. Ama arş mahluk, Allah Teala'nın arşa ezelden beri istiva etmesini nasıl izah edeceğiz o zaman? İşte bu noktada diyor ki, arş nev'an kadimdir. Şahsan hadistir, nev'an kadimdir. Ne demek? Yani Allah Teala ezelden beri arş diye bir varlık var ediyor ve onun üzerine istiva ediyor. Sonra onu yok edip yeni bir arş var ediyor. Çünkü ezeli olmak vasfında varlığın Allah Teala'ya eşit olmaması lazım. Bir anlamda bir ortaklık söz konusu olur. Allah Teala'nın zatıyla kaim sıfatları, fiilleri bir başka varlığa ıtlak edilemez.
o zaman şahsan hadistir. Ezelden beri arş dediğimiz türde bir varlık var ediliyor. Allah Teala ona istiva ediyor. Fakat bugün hali hazır itibariyle var olan arş, Allah Teala'nın diyelim ki 1000 sene önce istiva ettiği arş değil. O arşı Allah Teala yok etti. Sonra başka arşları var etti ve onlar üzerine istivasına devam etti. İşte kırılma noktası bu. Bir iltizam dediğimiz şey bu. Sıfatta ve efalde siz başka bir varlığın, Allah Teala'nın bir sıfatını, bir hususiyetini başka bir varlığa atfetmek zorunda kalacak bir sürece girerseniz sonucu buraya çıkıyor. Havadisin Allah Teala'ya hulul etmemesi, kelam alimlerinin üzerinde hassasiyetle durduğu bir meseledir. Onun için Allah Teala'nın sıfat-ı selbiyyesi arasında Allah-u Alem en önemlisi, genellikle en son sırada zikredilir, muhalefetun lil havadistir. En önemlisidir. İşte bu muhalefet, saymaya çalıştığımız vahdaniyette 5 özellikle kendini ortaya koyuyor. Zatta vahdaniyet, esmada vahdaniyet, sıfatta vahdaniyet, fiilde vahdaniyet ve ahkamda, hükümde vahdaniyet. Fiilde vahdaniyet de önemli bir mesele. Allah Teala nasıl fiil işler? Allah Teala'nın İşte bir takım rivayetlerde varit olur ki Berat gecesi dünya semasına nüzul eder. Bu nasıl bir fiildir? Ezeli bir varlığın, ezeli ve mutlak bir varlığın hareket etmesini tasavvur edebilir miyiz? İşte bu kesişme noktasında Fahrettin Razi merhum diyor ki bu mesele talebeyken ben havadisla evveleleha meselesini mütala ederken bir gece yattım, rüyamda babamı gördüm. Zihnim hep bu meseleyle meşguldü. Babam bana dedi ki havadisla evveleleha safsatadır. Böyle bir şey mümkün değil. Çünkü hareket dediğimiz şey bir halden başka bir hale intikaldir. Yani halde değişimdir. Mekanda ve zamanda değişimdir. Bir halden başka bir hale geçiş de muhtes varlıklara mahsus bir şeydir. Allah Teala bir halden başka bir hale geçmekten münezzehtir. Dolayısıyla havadis la evveleleha, evveli olmayan havadisler, evveli olmayan sonradan olmuş olanlar safsatadır. Bunun aslı yoktur. Bu bir iltizam ortaya konmuş bir şeydir. İşte Seyyid Hüseyin Nasr'ın izafi mutlak kavramı gibi. Bir şey nasıl hem izafi olur hem mutlak olur? Bir iltizam varılmış bir sonuçtur bu. Amerika'da çok kompleks gruplara konferanslar veriyor Seyyid Hüseyin Nasr. İşte Hristiyanı var, Yahudisi var, dinsizi var, Budisti var. Dolayısıyla bunların hiçbirisinin gönlünü kırmamak, hiçbirisini incitmemek, hepsini aynı doğruda buluşturmak adına şöyle bir şey geliştiriyor. Allah Teala'nın bu ağacının altında Buda'ya vahyettiği neyse Tur Dağı'nda Musa'ya vahyettiği de odur. İsa'ya vahyettiği de odur. Muhammed'e vahyettiği de odur. Bunlar mutlakın farklı tezahürleridir. O halde mutlak mutlak yoktur, izafi mutlak vardır. Bir şey nasıl hem izafi hem mutlak olur? Yani bu demektir ki sizin hepinizin gittiği yol doğru. Hepiniz doğrudasınız, doğru yol üzerindesiniz. Belki İslam bunların içinde biraz daha doğru. Bu
modernist Hristiyanlardan John Hick diye bir adam var, diyalogçu. Onunla bir ortamda Hristiyanların üçlü ilah inancına Allah Teala tarafından takdir edilmek suretiyle ulaştığını söylüyor Seyyid Hüseyin Hasan. John Hick bir Hristiyan olarak bunu tenkit ediyor. Böyle bir şey olmaz, Hristiyanların bu saçma inançtan kurtulması lazım diyor. Seyyid Hüseyin Nasır diyor ki hayır, bu Tanrı'nın onlar hakkındaki takdiridir, iradesidir. Buna nasıl itiraz edersin? Böyle enteresan bir şey. Evet, düştüğümüz varta varlık telakkisinden ki arızalardan kaynaklanan bir şey. Şimdi belki burada hayatla çok irtibatını kuramadığımız bir mesele konuşuyoruz gibi gelebilir size ama kafamızda mutlak ve izafi, mutlak ve mümkün kavramlarını sağlam bir zemine oturtmamız lazım. Aksi halde işte Seyyid Hüseyin Nasr'ın düştüğü vakteye düşmemiz kaçınılmaz olur. Allah Teala'nın dolayısıyla bir kelami metni okurken aklımızın bir köşesinde bunun gündelik hayatta hangi problemlere tekabül edebileceğini de hep sorgulayarak kendi zihnimizde böyle bir faaliyeti de bir taraftan yürüterek okumamız lazım. Bunlar ölü metinler değil. Kelam ilmi ölü bir ilim değil. Bahusus kelam ilmi İmam Gazali'nin bütün ilimlerin temelidir dediği bir ilimdir. Bütün İslami ilimler kelam hakaik ilminden teterri eder diyor. Çünkü bütün İslami ilimler cüz'iyatla uğraşır. Ama kelam ilmi külli bir meseleyle uğraşır, varlık meselesi. Bu külli bir meseledir. Dolayısıyla kelam ilminin bu külli meseleyi konuşurken ortaya koyduğu bir takım açılımlar üzerine diğer İslami ilimler kendi temellerini kurarlar. Bu önemli bir şey. Onun için burada yaptığımız iş size klasik kelami bilgilerin tekrarı gibi görünebilir. Bunun böyle olmadığını, öyle görünse bile bunun üzerinde bizim imari fikretmemiz lazım geldiğini mutlaka aklımızın bir köşesinde bulunduruyor. Vahdaniyetin beşinci mertebesi de ahkamda, hükümde vahdaniyet. Allah Teala gibi hüküm vermede ve hükmünü icra etmede başka hiçbir varlık yok. Genellikle İbn-i Teymiye rahimehullah'ın yolunu takip ettiğini söyleyenler onun ortaya koyduğu bir kavramsallaştırma üzerinden hareket ediyor. Burada sık sık bu meseleye atıf yapmam İbn-i Teymiye'ye özel bir husumetim olduğu şeklinde bir kanaat oluşturması. Sadece kıyas karşılaştırma problemleri parmak basma bakımına söylüyorum bunu. Allah Teala'yı özellikle sıfatlarında ve fiillerinde vahdaniyet meselesi üzerinde dururken Allah Teala'yı bu babda da başka varlıklara benzemekten tenzih etmek. Selefi ekol dediğimiz ekol tevhid-i uluhiyet ve tevhid-i rububiyet kavramları üzerinden konuşur bu meseleyi. Fakat tek boyutlu, tek yönlü olarak konuşur. İşte tevessül vesaire gibi hususlar gündem edildiğinde Allah Teala'ya mahsus sıfatların kullara izafe edilmesi noktasından ele alırlar. Yani kullara mutlak anlamda kulların fiillerine, varlıklarına, bu sahaya dahil etmek, bu saha üzerinde tasarrufta bulunmak yunhasıran Allah Teala'ya mahsustur. Siz herhangi başka bir varlığı, hele ölmüş gitmişse o varlığı, işinize, gücünüze tasarrufta bulunması konusunda bir özelliğe
bir özellikle mevsuf kılamazsınız. Bu tevhid-i rububiyeti zedeler. Fakat bunu yaparken Allah Teala'nın bazı sıfatlarının ve fiillerinin de kendine mahsus olduğu meselesini ihmal ettiklerini çok fark edemediler. Yani bir taraftan işte Şura 11'deki Leyse kemisliği şeyhun meselesini hep gündemde tutarlar. Önemli bir şeydir. Tenzih ayetlerinin en temelinde yer alan bir ayettir. Allah Teala gibi hiçbir şey yoktur. Ama bir taraftan işte اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ عَدَمَ عَلَى سُورَتِهِ rivayetinde zahiri üzerine alırlar. Hem Allah Teala gibi hiçbir şey yoktur, hem de Adem Allah Teala'ya benzer. Burada tabi sıfat ilahiyede vahdaniyetin bir miktar zedelenmesi söz konusu olur. Allah Teala gibi hiçbir şey yoktur derken biz bu beş noktadaki vahdaniyet tezahürünü mutlak surette dikkate tutmak zorundayız. Aksi halde kendi kendimizle çelişmemiz kaçınılmaz olur. Vahdaniyetin kaçınılmaz uzanımlarından, boyutlarından bahsederken şu üç hususu da mutlaka zihnimizde halletmiş olmamız lazım. Varlık-mekan ilişkisi, varlık-zaman ilişkisi ve varlık-yön ilişkisi. Zaman, mekan ve yön muhtes varlıklara mahsus, onların dünyasına ait kavramlardır. Geçenlerde bir mail atmış bir kardeşimiz. Diyor ki, hocam yetiş. İnternette bir arkadaşla, bir selefi arkadaşla münakaşaya tutuştuk. Ekte gönderdim, şu metni bana gönderdi. Ne diyeceğimi bilemedim. Nikim şudur, şifrem şudur, benim adıma gir, bu adam mı münakaşa? Mesela çok yazdık söyledik, yani bu meselelere de girmeyin arkadaşlar. Yani girenlerin de tuzağına düşmeyin. Gerek kendi selametiniz için, gerek onlar için. Arkadaş yazmış, Allah Teala'nın mekandan münezzeh olduğunu söylemek bidattir. Çünkü naslarda böyle bir şey var değildir. Bize düşen Allah Teala'yı noksanlıklardan tenzih etmektir. O halde Allah Teala mekandan münezzehtir demek bidattir. Ve bunun naslardan bir temeli yoktur. Ben ne diyeceğimi şaşırdım ya. Bu bizim itikadımızın temeli. Allah Teala mekandan münezzehtir. Karşımızda farklı bir okuma biçimi var. Bir şey naslarda varit olmuşsa vardır, naslarda varit olmamışsa yoktur. İşte Fahreddin Razi merhum Esas-ı Takdis diye bir risalesi var. O sözün başında naklettiğim meseleyi de o kitabında söylüyor. İbn-i Teymiye buna Et-Tesis fi reddi Esas-ı Takdis diye bir reddiye yazmış. Orada iki seri karşılaştırmalı okuduğumuzda sistem farklılıklarını da çok bariz biçimde görebiliyorsunuz. Hangi zeminde hareket ediyor bu alem? Fahreddin Razi hangi zeminde hareket ediyor? Sistemi ne? İbn-i Teymiye hangi zeminde hareket ediyor? Evet, herhangi bir nasta Allah Teala mekandan münezzehtir diye yazmaz. Bu sarahatte, bu formülasyonda yazmaz. Ama Allah Teala'nın kendisi ve diğer varlıklarla ilişkisi konusunda ki Kur'an ayetlerine baktığımızda bunlar üzerinde sağlıklı bir düşünce faaliyeti gerçekleştirdiğimizde kaçınılmaz olarak vardığımız bir neticedir.
Peki göklerde ve yerde olanlar kimindir? Diyor Kur'an Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve bize hitap et. Ve cevabı yine kendisi veriyor. De ki Allah'ındır. Gökler ve yer dediğimiz zaman aslında bütün bir evreni kastediyoruz. Bütün bir alemi kastediyoruz. Burada yere özel bir mevki, özel bir alan tanınmış olması. Bütün evrene kıyasla dünyanın tuttuğu cirme yere bakın. Ama ayet-i kerimede bütün bir evren ve yanında dünya da zikredilmiş. Bu insana mahsus bir, insana yönelik bir kitap şeklinin kendine mahsus özelliğidir. Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ındır. Gökler ve yer mekandır. Demek ki mekana ait, mekansal olan şeylerin hepsi ve gökler de ve yer de dahil olmak üzere, mekanın kendisi de dahil olmak üzere Allah'ın mülkündür. Allah'ın mülkünde Allah'a bir mekan, bir mevki, bir konum tayin etmek mümkün değil. Allah Teala nerededir meselesi? Bununla doğrudan bağlantılı bir mesele. Allah Teala nerededir sorusu arşın üzerindedir. Ulu cihetindedir, yüceliklerdedir, yücelidir, yukarıdadır ve arşının üzerindedir şeklinde cevaplandırılıyor. İşte iman-ı fikir dediğimiz şeyin ehemmiyeti burada ortaya çıkıyor. Böyle bir şey naslarda varid olmuş. Sonuçta biraz tevil ederek, biraz zorlayarak Er-Rahman-ı Alel Arşisteva gibi biraz zorlayarak böyle bir sonuca varabilirsiniz. Ama birisi size sorsa dese ki alem nerededir? Ne dersiniz? Alem nerededir? Alemi bir mekan tayin edebiliyor muyuz? Edemiyoruz. Ne kadar mekanla bağlantılı düşünürseniz düşünün, o alemin içindedir. O mekan alemin içindedir. Alemin dışına çıkmanız mümkün değil. Zihin olarak, düşünce biçimi olarak ne kadar geniş düşünürseniz düşünün, alemle bağımlı ve bağlantılı düşünürsünüz. Aleme yer biçemiyorsunuz. Allah Teala'ya nasıl bir mekan tayin ediyorsunuz? Alem hangi yöndedir? Yukarıda mıdır, aşağıda mıdır, doğuda mıdır, batıda mıdır, önde midir, arkada mıdır? Tayin edemiyorsunuz. Bunlar alem içi kavramlardır. Alem içinde geçerli kavramlardır. Alemin dışı var mıdır? Bak hemen bir mekan tayinine doğru gidiyor zihin. Alemin dışı neresidir? Alemin dışı var mıdır? Alemin dışı varsa orası da mekandır. İşte Allah Teala ulûh cihetindedir, yukarıdadır diyorsunuz. Yukarı nedir? Aşağı nedir? Yön nedir? Şimdi birisi bize sorsa yön nedir ya? Bu temel kavramları tanımlamadan, zaman, mekan, yön, cihet, bunları tanımlamadan bu mesele hakkında sağlıklı fikir yürütmek mümkün değil. Mekan, iki muhtes varlığın birbirine göre konumudur. Şimdi ben sizin önünüzde bulunuyorum. İki muhtes varlık birbirine göre nasıl konumlanıyorsa biz mekan kavramını bu konuma izah eden söylüyoruz. Bu tavan bizim üstümüzdedir. Ama bir üst katın altındadır. Bize göre yukarıdır, bir üst kata göre aşağıdır. Ben size göre ne diyelim, kuzey cihetinde bulunuyorum ama arkamdaki tahtaya göre güney cihetinde bulunuyorum. Yani mekanı konuşurken göreyi konuşuyoruz. Şuna göre şöyledir, buna göre böyledir. Doğu neresidir? Güneşin doğduğu yerdir. Peki güneş için doğu neresidir? Güneş için doğu var mıdır? Güneş için yön var mıdır? Vardır. Belki doğu batı olarak söyleyemiyoruz ama güneş için de bir yön vardır. Mekan içinde, alem içinde kaldığınız sürece
alem içi konuştuğunuz sürece mecburen, mecburen, zorunlu olarak mekanla bağlantılı konuşuyoruz. Bu mekanda iki varlığın, iki mümkün varlığın, iki alem içi varlığın birbirine göre konumudur aslında. Başka bir şey değil. Yön de böyle. Yukarı, aşağı, sağ, sol. Böyledir. Zaman da böyledir. Zaman muhtes varlıklarla bağımlı, bağlantılı bir kavramdır. İki hadis varlığın birbirine iktiranıdır zaman. Yani ben sağ elimi kaldırdım ve indirdim. İki muhtes hareket yaptım. Daha önceden yapmadığım yeni iki hareket yaptım. Bu iki hareket arasında, bu iki hareketin arasında geçen ilişki zamandır. Ve zaman muhtes mümkün varlıklar üzerine caridir. Alem içi caridir. Tıpkı mekan gibi zaman da alem içinde hükmeniyor. Alemin dışında zaman yoktur. Mekan da yok. Bu anlattığım şeylere biraz daha detay ve akli istidlal getirerek Fahrettin Razi merhum Ehl-i Sünnet tenzih anlayışının temelini teşkil eden bir meseleyi ele alıyor. Allah-alem ilişkisi. Allah Teala alemin içinde midir, dışında mıdır? Ehl-i Sünnet diyor ki Allah Teala alemin ne içindedir ne dışındadır. Bu ne demek? Bu aslında biz bu işi bilemeyiz demek. Biz bu konuda fikir yürütemeyiz demek. Doğrusu da odur. Size sınırları çizilmiş, bir akıl verilmiş, bilgi olarak da çok az bir şey verilmiş. Siz bu çok az bilgi ve sınırlı akılla mutlak varlık hakkında konuşuyorsunuz. O zaman biraz yerinizi bileceksiniz ve diyeceksiniz ki bizim aklımız bu kadar. Bu kadarına eriyor. Daha fazlasına bizim aklımız ermiyor. Bunu demek zorundasınız. Allah Teala ile ilgili bize naslarda açık ve kesin bir şekilde bildirilmemiş her konuda Ehl-i Sünnet kelam alimlerinin tavrı aslında budur. Yazarsanız şeyi bir fasıl vereceğiz zaten. Allah Teala mekan ilişkisi böyle olduğu gibi Allah Teala zaman ilişkisi de böyledir. Yani işte bir takım Kur'an ayetlerinde insanlara göre zamanla meleklere göre zaman arasında bir karşılaştırma yapılıyor. Bir günü 50 bin sene olan bir zamanda melekler Allah Teala'ya yükselir buyuruyor ayet. Sizin yıllarınızla, sizin zamanınızla bir günü 50 bin yıl olan. Demek ki bir alem katmanları arasında da bir zamansal izafilik var. Bizim zaman birimlerimizle meleklerin tabi olduğu alemdeki zaman birimi de birbirinden farklı. Onların yeryüzüne inmesi ve çıkması da bizim zamanımızla belki insan teknolojisinin, gücünün, hatta düşünce ufkunun ulaşamayacağı bir hız, bir sürat, bir hareket tarzı daha doğrusu meleklerin yeryüzüne inmesi ve çıkması esnasında cereyan ediyor. Bu zamanla ve zamaniyatla, mekanla ve mekaniyatla bağımlı düşünmek zorunda olan insan aklının da sınırlarını çiziyor bize. Allahu alem bir sevap demesini bilmemiz lazım. Allah Teala bir şeyi var ederken ona ol diyor, o da oluyor. Ayet-i Kerime bize böyle haber veriyor. اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَرَدَ شَيْءٍ اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. Buradan kelam alimleri birkaç
problem çıkarıyorlar. Bir, mağdum bir şey midir? Yok yani, yok bir şey midir? Yoka hitap edilir mi? Olmayan bir şeye hitap edilir mi? Allah Teala olmayan bir şeyin olmasını murad ettiğinde ona ol diyor, o da oluyor. Yok bir şey midir? Yoka hitap edilir mi? İki, Allah Teala'nın buradaki ol emri zaman içinde cereyan eden bir şey midir? Biz zamanın bir kertesinde, bir kertesine kadar mevcut olmayan bir şeyi Allah Teala kün dedi, zamanın bir aşamasında kün dedi ve o şey zamanın bir aşamasında oldu. Bu Allah Teala'ya havadisin hulul etmesi kabulüne aykırı değil midir? Böyle iki tane önemli mesele var. Bu konuştuğumuz çerçevede çözülmesi gereken iki mesele var. Bunlardan birincisi, biz mümkün varlıklar olarak varlığımız ve yokluğumuz birbirine eşit varlıklarız. Yani bizim var olmamız alemde külli hiçbir değişikliğe yol açmadığı gibi yok olmamız da alemde külli hiçbir değişikliğe yol açmaz. Varlığımızla yokluğumuz müsavidir. Olsak da olurmuş, olmasa da olmasak da olurmuş. Dolayısıyla mümkün varlık mutlak varlık açısından mümkün varlığın varlığıyla yokluğu arasında çok fazla bir fark yok. Ontolojik olarak, varlığının anlamı olarak değil. Ontolojik olarak varlığıyla yokluğu arasında çok fazla bir fark yok. Onu yoktan var kılmak, yokluk aleminden varlık alemine çıkarmak, ona özel bir ilginin, özel bir hassasiyetin göstermesidir. Allah Teala'nın zamanın bir kertesinde olmayan bir şeye ol demesi muhdes, hadis bir hadise midir? İşte burası son derece önemli bir mesele. Buradan çok şey teferri eder. Kelam alimi buna ne demiş kısaca? Onu söyledikten sonra nelerin teferri ettiğine bakacağız. Kelam alemi demiş ki buradaki ol emri ya da Allah Teala'nın bizim zaman içerisinde var edildiğini gördüğümüz varlıkları var etme tarzı kudretinin onlara taallukundan ibarettir. Bu Allah Teala'nın zaman içinde zamanla bağımlı, bağlantılı olarak işlediği bir fiil değildir. Allah Teala'nın kudretinin o şeye taalluk etmesinden ibaret. Aksi halde Allah Teala zaman içinde bir zamana kadar yapmadığı bir şeyi bir zamandan sonra yapmaya başlıyor gibi bir şey çıkar ortaya. Bu İmam Gazali'nin felsefecileri tekfir ettiği üç noktadan birisidir. Allah Teala'nın cüz'iyatı önceden bilemeyeceği, var olduktan sonra bileceği. İmam Gazali diyor ki bu bir nakisa göstermesidir. Bir şeyi var olmadan önce bilmek ilahlığın zaruri sonucudur. Var olmadan önce bir şeyi bilmek. Çünkü onu var eden de olur. Bir şeyi var eden, o var olmadan önce onun var olacağını bütün detaylarıyla, var olduktan sonra nelerin olacağını, bütün bağlantılarıyla, bütün boyutlarıyla bilmiyorsa eğer, o ilah değil. İkinci mesele, buna teferri eden ikinci mesele, tarihsellik meselesidir. Günümüzde çok önemli bir problem bu malum. İşte bir takım ahkam, özellikle ahkama ait nasların tarihselliği meselesidir. Bunun
altıya çıkış zemini nasların insanların toplumun indiği dönemde mevcut olan toplumun ihtiyaçlarına, durumuna göre inmesi, onun belirlemesiyle inmesi. Yani nas olguyu belirlemiyor, olgu nası belirliyor. Tarihselliğin vücut bulduğu en önemli zemin burasıdır. Yani sebebi nüzul dediğimiz şey tarihselci bakışa göre nasların nazil olduğu biçimde taşıdığı ahkama, muhtevaya şekil veren, onu belirleyen yegane şey olgudur. Bir olay cereyan eder, iki kişi birbiriyle kavga eder veya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a birisi bir soru sorar. Bu olay üzerine ayet iner. Dolayısıyla ayetin muhtevasını belirleyen bu olaydır. Yaşanan tarihsel durumdur. Bu tarihsel durum başka bir şekilde yaşansaydı, o nas başka bir şekilde inecek. Efendimiz'e başka bir soru sorulsaydı, o nas başka bir muhtevada inecek. Dolayısıyla sebebi nüzul dediğimiz şey, olgunun nas'ı belirlemesiyle bu suretle cereyan eder, vücut bulur. Bu da şu demektir, belli sosyokültürel tarihsel şartlarda şartlar dikkate alınarak o şartların belirlemesiyle indirilmiş bir ayet normatif olarak özellikle o şartları bağlar. Belki biz oradan bir ilke çıkarabilirsek o ilkeyi günümüze taşıyabiliriz ama o normu günümüze taşıyamayız çünkü o norm o sosyokültürel tarihsel olayı çözmek üzere indi. Ona münhasır olarak indi. Onun dışındaki sosyokültürel tarihsel ortamları ve o ortamlarda cereyan eden hadiseleri o nas'ın normatif özelliğiyle çözemezsiniz. Belki oradan ilke alırsınız. Bu nas bu olayı nasıl çözdü? Ona bakarsınız. Oradan işte Fazlur Rahman'ın meşhur ikili hareketi, oradan çıkaracağınız ilkeyle günümüze gelirsiniz. Günümüzdeki olayı, olguyu tahlil edersiniz ve o ilkeden günümüzdeki olguya nasıl bir normatif hüküm çıkaracağınıza karar verirsiniz. Bu olur. Fakat burada önemli bir mesele var. Kur'an Allah kelamıdır derken kelamın da biz Allah Teala'nın zatıyla kaim ve ezeli olduğunu söylüyoruz. Şimdi Allah Teala'nın zatıyla kaim ve ezeli bir kelam tebbet yeda ebi lehebin ve teb diye yeryüzü boyutuna intikal etti. Yeryüzü boyutunda Ebu Leheb diye bir adam vardı. O adam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a çok düşmanlık etti. Ve bizzat Kur'an ayeti ile, Kur'an nüzulu ile lanetlendi, beddua aldı tabiri caizse. Şimdi ezeli bir kelam Ebu Leheb'e ilişkin bir hüküm indirdi. Ebu Leheb ezeli değil. Ebu Leheb Mekke döneminde yaşamış, bildiğimiz tarihsel ortamda yaşamış tarihsel bir şahsiyet. Ezeli kelam nasıl Ebu Leheb'e ilişkin bir hüküm indirdi ve onu o zaman indirdi. Kur'an bize, Kur'an'ın Ramazan'da nazil olduğunu söylüyor. Ezeli bir kelamın nazil olması farklı şey, bizatihi varlığı farklı şey. Buradan bunu anlıyoruz. Bir takım rivayetler bize Tevrat'ın ve İncil'in ve Zebur'un bir kerede ve toptan indirildiğini, Kur'an'ın ise parça parça levh-i mahfuzdan dünya semasına indiğini, oradan da Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla parça parça indirildiğini söylüyor. Bu bir yana kelam alimlerinin burada ortaya koyduğu bir tahlil çok önemli. Kelamın iki boyutu vardır malum. Kelam-ı nefsi ve kelam-ı lafzi. Kelam-ı nefsi
Allah Teala'nın kelam sıfatının zatıyla kaim boyutudur. Kelam lafzı de Allah Teala'nın zatıyla kaim kelamının beşerin anlayacağı formlara bürünmüş şeklidir. İbranice olanıdır, Arapça olanıdır, İbrahimce olanıdır. Kelam-ı nefsi ile kelam-ı lafziyi birbirinden ayırmak lazım. Bu İmam Buhari ile hocası İmam Zühli arasında cereyan eden tatsızlığın, kırgınlığın da sebeplerinden birisidir. Malum ve meşhur mihne olayları sonrasında Kur'an mahluk mudur, değil midir meselesinde İmam Buhari Nişabur'a hocasının ziyaretine giderken bu mesele tekrar gündeme geliyor. İmam Buhari'ye Kur'an mahluk mudur, değil midir diye soruyorlar. O da diyor ki Kur'an Allah kelamıdır, mahluk değildir. Lafzi bil Kur'an mahlukun. Benim Kur'an'ın telaffuzum mahlukun. O anda kıyamet kopuyor. İmam Buhari'yi Nişabur'a sokmuyorlar. Tekrar gerisin geri Nişabur'dan sürüp çıkarıyor. İmam Buhari doğru söylüyor aslında. Yani bizim Kur'an'ın telaffuzumuz mahluktur. Bu başka bir şeydir ama kelam-ı nefsi olması itibariyle Kur'an kelamullah'tır, mahluk değildir. Dolayısıyla tarihselcilerin yanıldığı nokta burası. Onlar Kur'an'ın sadece kelam-ı lafzi boyutuyla ilgileniyorlar. Daha doğrusu Kur'an'ın kelam-ı lafzi boyutundan ibaret olduğunu varsayarak düşünüyorlar. Kelam-ı nefsi boyutu onlarda maalesef yok. Oysa kelam-ı nefsi boyutu işin kelamın Allah Teala'nın zatıyla kaim boyutunu nazarımıza vermesi dolayısıyla son derece önemlidir. İşte izâ erâde şey'en en yekûle lehu kün feyekûn kelam-ı nefsi ve kelam-ı lafzinin birleştiği, bitiştiği, üst üste oturduğu noktadır. Allah Teala kelam-ı nefsisi olarak bir şeyin olmasını irade ediyor. Ve kelam-ı lafzi de ona ol diyor. İşte bu tarihsel olaylarla bağlantılı gibi görünen olgu-nas ilişkisinde birinci planda karşımıza çıkan, dikkatimizi çeken boyuttur. Yoksa Allah Teala ezelde kimin ne yapacağını, zamanın hangi diliminde, hangi coğrafyada, hangi olayların gerçekleşeceğini ve onunla ilgili olarak hangi nas'ın indirileceğini ezelden beri biliyor. Cebrail aleyhisselam bununla muvazzaf kılınmış. O olay meydana geldiğinde olayla ilgili nas'ı alıp getiren Cebrail aleyhisselamdır. Dolayısıyla belki burada bir tarihsellikten söz edeceksek Cebrail aleyhisselamın hareketinden söz etmemiz lazım. Evet. Ben geçen ay bir ameliyat geçirdim üstünüze afiyet. Çok fazla oturunca sıkıntı oluyor. Onun için bugün biraz erken kapatalım istiyorum. Soru varsa alalım. Yoksa müsaadenizi alalım. Buyurun. Hocam şimdi akaid hususunda bize telkin edilen, yani akaid meselelerine ciddi bir anlamda girmemek, derine inmemek. Bu söyleniyor. Yani bunu nasıl yorumlamak lazım? Evet. Nasıl anlamak lazım? Bu doğru söyleniyor. Bizim burada yapmaya çalıştığımız şey benim birçok yerde söylediğimde başlangıçta garipsenen bir şey. Yani biz burada şunu yapmaya çalışıyoruz aslında.
biz bir şeyler öğreneceğiz. Dilimiz döndüğünce, gücümüz yettiğince beraber bir şeyleri paylaşarak bir noktaya varmaya çalışacağız. Varmayı hedeflediğimiz nokta bizim kelam alimi olamayacağımızın idrakine varacağımız nokta. Yani biz kelam ilmini öğrenmeye çalışmıyoruz. Kelam ilmiyle ilgili olarak günümüze taalluk eden problemleri böyle yüzeyinden, üzerinden bir geçmeye çalışıyoruz. Yapmaya çalıştığımız bu. Yoksa gerçekten böyle bir faaliyetle kelam alimi olunmaz. Kelam ilmi öğrenilmez yani. Hocam hani öğrenmek babından demiyorum da mesela işte karşı fikirde olan insanlara savunmak açısından yani işin mahiyetini bilemezsek bunu nasıl savunabiliriz? Karşı tarafı nasıl ikna edebiliriz? Karşı taraf da aslında kelam ilmini bilerek konuşmuyor. Yani işte sonuçta hepimiz elimize aldığımız birer ikişer kitaptan öğrendiğimiz şeyleri satıyoruz birbirimize. Olan bu. Yani kimse kelam, ciddi bir kelam ilmi tahsil edip de ortaya çıkmış değil. Herkes bir başkasının yazdıklarından istifadeyle, bir başkasının dünyasına yabancı isimlerin, yazarların, kitaplarını okuyarak birbirini çarpmaya çalışıyor. Hadise bu aslında. Ve hala ben o noktadayım. Yani bize lazım olan şey neyse onu evvel emirde onu öğrenmemiz lazım. Bize lazım olan şey sahih bir ehl-i sünnet ve cemaat itikadıdır. Yani bunun ötesi kelam ilmiyle bizden daha üst seviyelerde iştigal eden insanların çözmesi, uğraşması gereken problemler sahasıdır. İşte münakaşalar, cederler, münazaralar sahasıdır. Ona biz girmeyelim. Yani tıpkı işte fetva vermediğimiz gibi, ben alim değilim, müftü değilim, gidin müftüye sorun dediğimiz gibi burada da diyebilmemiz lazım yani. Böyle bir parçalanmış zihni yapı var bizde maalesef. Sizin için söylemiyorum, bu genel olarak hepimizde var. Birisi bize miras meselesiyle ilgili bir şey sorduğunda ben şahsen diyorum ki benim o konu üzerinde bir müktesebatım yok. Ama şunlara sorun, onlar miras konusunda, feraiz konusunda daha tecrübelidir diyorum. Ama aynı şeyi işte itikadi bazı meseleler gündeme geldiğinde söylemiyoruz. Aynı şeyi Kur'an-Sünnet ilişkisi gibi temel usulü meseleler gündeme geldiğinde söylemiyoruz. O meselelerde fikir beyan etmeye başlıyoruz. Doğru değil. Aslında biri fer'i bir mesele, biri asli bir mesele. Fer'i meseleden kaçıyoruz. Asli meseleyi balıklama dalıyoruz. Burada da bir terslik var. Dolayısıyla yapmamız gereken şu tekraren ve özet olarak günümüzde ciddi bir İslami ilimler tahsili yok. Yani bunu verecek müesseseler de yok. Böyle bir yaygın gelenek ve müfredat da yok. Dolayısıyla bizi kurtaracak olan neyse evvel emirde onu öğrenmenin peşinde olmamız lazım. İlk derslerden birinde herhalde nakletmişim. İbn-i Merhe diye bir alim var. O diyor ki nifak iki türlüdür. Biri bildiğimiz nifak, içi başka dışı başka olmak. Öbürü de kişinin kendisine lazım olan itikadi hususları öğrenmemesi, bu husustaki cehaleti. Bu bir nifaktır diyor. Şimdi imanımızı sağlam bir zemine oturtmak için bize lazım olan neye nasıl inanmamız gerekiyorsa onu o şekilde bize öğreten eserleri okumak, insanları dinlemek ve itikadımızı böyle bir zemin üzerine bina etmek. Öbürüyle uğraşılmasını tasvip etmiyorum, tavsiye etmiyorum. Oradan bir el kalkmıştı ama. Arkadaşlar hemen hemen aynı şeyleri düşünerek galiba kafamızda bir soru oluşturdu. Evet. Cevap etti. Ben cevabını aldım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Buyurun. Hocam o zaman bahsettiğimiz konuda hani fazla dalmamak ve ehl-i sünnet akidesini doğru öğrenmek. Bu konuda yani vazgeçilmez olan okunması gereken kitaplar desek hangileri var sizce? Yani hangilerini okuyalım ki bize yetecek derece olsun? Ehl-i sünnet ve cemaat itikadını
bütün olarak bize sunan muhtasar eserlerden başlayabiliriz. İsteyen daha detaylı bilgi edinmek için daha mufassal eserlere başvurabilir. Ama muhtasar eserlerden başlamakta fayda var. İmam Azam'ın 5 eseri adıyla çevrilmiş bu meşhur risaleler. Onlar çok önemli. Yani işin hem kelami boyutunu vermesi bakımından, hem günümüze taalluk olan problemleri de çözmesi bakımından önemli ve muhtasar eserler. İmam Tahavi'nin El-Akidetü Tahaviyesi çevrildi mi bilmiyorum. Çevrildiyse eğer... İbn-i Ebi'nizdeki çevrildi mi? Metnini kastediyorum ama o şerhi, tamam, o şerh içinde metin de vardır mutlaka. Çünkü o İmam Tahavi'nin en kötü şerhlerinden birisi. Abdülgani El-Güneymi El-Meydani'nin daha güzel bir şerhi var. Dar Hükmen'in listesini alalım, biz onu çevirelim inşallah. Daha güzel, daha sağlam. Bosnalı bir alimin şerhi var. Aynı mesele. Hasan Kafi El-Akhisari El-Bosnevi diye bir zat. Onun biraz daha mütevasıt hacim olarak daha güzel bir çalışma. Ali Yukari'nin El-Fukhul Ekber şerhi dilimizde mevcut, tercüme edilmiş durumda. Mutlaka okunmasında fayda var. Bir de Alimler Hocam'ın Akaid Risaleleri adıyla derleyip tercüme ettiği bir şey var. Derleme çalışması var, yaptığı derleme çalışması. Buradan da istifade edilebilir. Bir de tutamış. Beyazıt Zade'nin... Beyazıt Zade'nin... Evet. Ebu Hanife'nin itikadi görüşleri diye bir kitap var. Layık Hocam'a çıktı. Evet. Ben biliyorum. O şu, Beyazizade gerçekten Allah rahmet eylesin çok sistemli bir çalışma yapmış. İmam Ebu Hanife'nin bu söylediğim 5 eserinde dağınık halde bulunan görüşlerini sistematize etmiş, tasnif etmiş ve her eserde yer alan konuları belli başlıklar altında toplayarak bir bütün oluşturmuş. Ve sonra onu şerh etmiş. O söylediğiniz El-Usul-ü Yunife bunun metin kısmıdır sadece. Bir işaret-ül meram diye yarım maalesef. Onun şerhi yine kendi, müellifin kendisine ait. İşaret-ül meram an ibarat-ül imam diye çok muazzam bir çalışma ama işte ömrü vefa etmemiş, ikmal edememiş. O haliyle bile çok muhteşem bir çalışma. O istifadeye şayandır yani. Usul-ül münife'yi Usul-ül münife Usul-ül münife metin de var mı? Metin de var, tercümesi de var. Karşılıklı hocam, anlayışımıza sığınarak konunun dışında bir soru olacak. Benim zihnimi çok meşgul ediyor. Konuyla ilgili daha önce birkaç yazı yazdınız. Hazreti Mehdi'nin zuhuru meselesi. Şimdi hadisler de diyor ki yani insanlar hep ondan bahseder. Sohbette hep onun ismi etrafında dönen falan diyor. Yani ben en azından kendi penceremden bakıyorum ve etrafımda sanki insanlar da bu meseleyi çokça ya da sıkça tefekkür etmeye başladılar. Ben şunu merak ediyorum, siz kaynaklardaki yeri ve sıhhati açısından meseleye değindiniz. Ama ebced ve cifir hesabının İslam dinindeki yeri, bu konuda akademik çalışmalar yapılıyor mu, var mı? İşte yine aynı mevzuda bir takım ihbarları tarih düşürerek bazı isimlerin vermesi sağlıklı mı? Evet. Bu konularda biraz malumat bekliyorum. Şimdi bizim bilgi kaynaklarımız belli. Mahsus usulü fıkıh ilmi asli ve ferdi bilgi kaynaklarımızı ihtiva etmesi bakımından son derece önemli. Asli ve fer'i bilgi kaynaklarımız, epistemolojimiz arasında cifir ya da ebced hesabı yok. Dolayısıyla bir mümini bağlayan, bir mümin için delil olma özelliği ifade eden, yani yol gösterici, doğruya götürücü, hakikate ulaştırıcı, rehber olması bakımından
cifirin ya da ebcedin, ebced hesabının bu sistemlere herhangi bir geçerliliği, bağlayıcılığı, bilgi ifade etme değeri yok. Bunlara bir takım alimler tarafından tarih içinde başvurulmuş mudur, vurulmuştur. Bir takım çıkarsamalar yapılmış mıdır, yapılmıştır. Ama bu asla bir bilgi, ilim ifade etmez. Bir kere ebced hesabı dediğimiz şey bir bizim belirlememizle cereyan eden bir şey. Yani diyelim ki bir adam öldü. Onun ölüm tarihi Hicri 1429. Siz bu Hicri 1429 rakamını size verebilecek sayısal değerleri taşıyan harflerden oluşan kelimeleri bir araya getirirsiniz, bir beyit oluşturursunuz. Bu beyitin bu adamın ölümünü ifade eden ve sizin hissiyatınızı da dile döken bir anlamı, muhtevası olur. Sayısal değerlerini topladığınızda 1429 rakamını verirsiniz. Ebced hesabı budur. Sizin elinizdeki bir şey, yani sonucu baştan siz belirlersiniz, o sonuca ulaşmak için formülasyon yaparsınız. Hadise bu. Tırnak içerisinde özür dilerim. Bediüzzamanlar onun Aynı şey. Yani bir takım naslardan, bir takım nasların nasları oluşturan kelimelerin, harflerin, sayısal değerlerinden hareketle bir takım sonuçlara varıyor Bediüzzamanlar. Bu yani dediğim gibi insanın sonucu baştan tayin ederek, hedefleyerek kurguladığı bir şey. Yani kurgusal bir şey. Siz farklı sonuçlara varmak için gene maslardan hareketle farklı kurgulamalarınızı yapabilirsiniz. Dediğim gibi kesinliği de olmayan şeyler bunlar. Bediüzzaman merhum 1970-71 yıllarında dünya çapında çok sarsıntı oluşturacak bir olay olabileceğinden söz ediyor. Ama böyle bir olay olmamış mesela. 1970'de, 71'de. Hani 11 Eylül olsa anlayacağız ama 70'de, 71'de böyle bir olay cereyan etmemiş. Dolayısıyla bu onun çıkarsamasıdır. Kendi tahminidir, kendi kurgusudur. Bir insan böyle bir şey yapmış olmamış diye de ayıplanmaz. Zaten özür dileyerek bile, onun ifadelerinden şunu anlıyoruz. Allah-u Alem, evet. Bunun bir tevhidi de şudur ki tarzında şeklinde evet. Başlayan evet. İfadeler söz konusu. Örtüşüyor sizin ifadelerinizle. Evet, yani Bediüzzaman merhumun da kendi esas yapmak istediği şeyi ebced ve cifir üzerine kurduğunu söylemek de yanlış olur. Böyle bir şey yapmamış. Ondan tali bir unsur olarak istifade etmiş. Belki biraz sık yapmış bunu ama sistemini onun üzerine oturtmamış. Yani. Evet, arkadaşın getirdiği nokta Rıhle Dergisi'nden bahsediyor. Rıhle Dergisi, Zerdar Hocam teşekkür ederim bunun için. Rıhle Dergisi inşallah bir hafta gibi bir süre sonra okuyucusuyla buluşacak. Bizim çok önemsediğimiz bir şey. Yani herkes bir dergi çıkarıyor, hadi biz de bir dergi çıkaralım diye girdiğimiz bir macera değil, atıldığımız bir macera değil. Bir ihtiyacın sonucu. Biz esasen bu ihtiyacın ideal anlamda karşılanmasının zaman alacak bir şey olduğunu biliyoruz. Bir yerden başlamamız lazımdı ama buradan başladık. Ben buraya zamanımı ayırıp gelen bu toplumun, sizlerin ortak hassasiyetlerimizin bizi paylaşan insanlar olarak devletlerin de birer görevlisi olduğunu, olacağını biliyorum. Bu anlamda ürünleyip benimseyeceğinizi ve elimizden gelen katkıyı esirgemeyeceğinizi de biliyorum. Allah razı olsun. Birlikte bir şeyleri paylaşarak bir yolculuğu götürüyoruz. Rabbim mahcup etmesin. Öncelikle ve özellikle dua çok önemli. Arkasından gelir buyurur bir çayımızı içersiniz, neler yapıyorsunuz diye bizimle bir şeyleri paylaşırsanız bu da bizi ayrıca memnun eder. Desteklendiğimizi görmek, ilgi gördüğümüzü görmek, paylaşıldığımızı görmek bizi mutlu eder, bize enerji verir.
Bu anlamda katkılarınızı esirgemeyeceğinizi de umuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed ve elhamdülillahi rabbil alemin. Bu arada ben bir duyuru yapmak istiyorum hocam. Darül Hikme ve Rihle Dergisi ile alakalı bilgilendirilmek isteyen arkadaşlar cep numaralarını bize yazdırabilirlerse en azından SMS olarak faaliyetlerimiz hakkında bilgi alabilirler bize. Abi bak çok beğendim ya. Dergi üzerinde ve daha geniş ama gerçekten çok hoşuma gitti. Allah sahibine Kayıtlar.